Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sniper 3D Assassin oynuyoruz. Evet, adını söyleyemedim. Fakat bir mobil oyun ve sizlerle tekrardan birlikteyim. Bir mobil oyunla birlikte. Oyunumuza başlayalım istiyorum ben. Şimdi burada oyunun ana ekranını görüyorsunuz. Evet, Sniper 3D Assassin yazıyor. Tabi biraz İngilizcem çok iyidir. Öldürmek için vur sloganı koymuşlar. Şimdi burada oyna diyor. Hadi oynayalım diyor. Oynayalım. Evet, İlkan adında bir görev bize sürüyor. Diyor ki az önce Bay Goswich'in çift taraflı çalışan bir ajan olduğunu tespit ettik. Bizimle ilgili çok gizli bilgileri açıklamadan onu şey yap diyor. Tamam, öldüreceğiz şimdi. Bize silah verdi bir tane. Evet, nişana bize öğretiyor şu anda. İşte hedefin. Ha, kırmızı da gösteriyor bakın zoom için. Şöyle diyor. Aldım. Ve. Evet, iyi izleyin. Çat! İşte bu. Evet, gördüğünüz gibi görevi tamamladık arkadaşlar. Orada bir şey söyledi. Onları pek dinlemeyi sevmiyorum. Bize para verdi ödül olarak. Evet, buluşma diyor. Kırmızı ceketli adamı öldürecekmişiz. Fazla ön şeylerini okumayacağım. Şu arkadaş galiba direkt olarak attım. Gördüğünüz gibi mermi tüm hızıyla gidiyor ve çat diye vurdu işte bu. Evet, tebrikler ajan dedi. 1064 lira verdi. Şu anda ikinci seviye oldum çok hızlı bir şekilde ve 2250 civarı kaçan suçluyu öldür diyor. Hırsızı yakala diyor. Evet, tamam. Bu biraz zorlayabilir bizi belki ama olsun. Ha, şu galiba. Şimdi izleyin. Gerçi bunu direkt vursanız oluyor böyle. Hani bu silah güçlü olduğu için bakın. Üf, kalbinden vurdum bu sefer. Bayağı öldü. Etkileyici, sende potansiyel var gibi bir şeyler diyor. 1042 lira. Evet. Burada bizi silah menüsüne getirdi. Yani cephane bölümüne. Burada bize silah öneriyor. Yani silah almamızı söylüyor. Burada av tüfeği adında bir şey var. Kar98'e benziyor biraz. Ben öyle benzettim. Hiç bilgim yok ama neyse. Şimdi görevler olarak görevleri buradan bakabilirsin diyor. Şehir haritasını verdi bize. Birinci adında bir 40 bölümlük mü ne? Evet, 30 bölümlük bir olay var. Bakalım burada işlev işi yapacağız. Acil arama. Keskin nişancıyı öldür. Direkt olarak görmüşsünüzdür sizde. Bakın şurada. Hop. Bakalım gerçi vuruyoruz yani, vurduk. Üf. Aslında sıyırmış gibi de bilmiyorum. Direkt tam isabet dedi. Para verdi. Evet. Görevlere tekrardan gidelim. Biz cephaneye attı. Aranan görevli yazıyor. Tonka Bay yazıyor. Aranan suçlu. Göreve başla. Aranan suçlu. Öldür eşkıya diyor. Eşkıya biri varmış herhalde. Ha, burada biri paket. Ha, şu adam gördüğünüz gibi. Direkt olarak hop. Allah. Vuramadım, vuramadım. Adam kaçmaya çalışıyor da mermi dolduruyor. Bir dakika, hop. Evet, vurdum bu sefer. Gördüğünüz gibi. Ya, efektler çok güzel oyunun. Çok tavsiye ederim. Açıklama kısmına belki şeyi koymam ama adını söylemiştim. Google Play Store'dan, iOS'a var mı bilmiyorum. İndirebilirsiniz dediğim gibi. Evet, görevlerimize tekrardan gidelim. Burada birinci bölümüne geldik. Burada diyor ki işte şu görev seni zorlar diyor. Hasarı biraz yükselt diyor. Yükselttim. Şu anda av tüfeği namlu ağzını değiştirerek hasarı arttırdık. Görevimize devam edelim. Evet, gizli cephanelik adında 3 haydut öldür diyor. Şimdi burada sırrımız aslında birbirine belli etmeden bakın onları öldürmek. Çünkü şu arkadaş arkası dönük bir şekilde durduğu için bunu direkt vurduk. Şu arkadaş bizi görmeyecektir muhtemelen. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi bu arkadaşı direkt öldüreceğiz. O arkadaşın kafası şu sağdaki bizi göremez. Aa, böyle bir şey de yapabiliyormuşuz bakın saklanmak için. Ve direkt olarak bu arkadaşı da vuruyorum. Gördüğünüz gibi süper gidiyor mermi ya. Çok hoşuma gitti. Gerçekten inanılmaz. Kulağından üf vurdum. Ölme sahneleri de çok iyi. 1200 civarı para verdi bana şu anda. Evet. Beni tekrardan cephanelik bölümüne gönderdi. Buradan silahı yükseltmeyeceğim. Söylediğini de yükselteceğim. O yüzden harcamayacağım. Burada bir şey diyor. Yine aynı şekilde yükseltelim hemen. Gövdeye yükseltiyoruz. 1732 liraya. Geri dönelim. Göreve başlayalım. Rehineyi kurtar diyor. Rehineler esir alan kişiyi öldür diyor. Göreve başla diyelim arkadaşlar. Ha, şurada bir tane bakın. Kadını hedef almış. Direkt vuruyoruz onu. Gördüğünüz gibi bakın şimdi alnını çatından. Sen kimsin lan? Uf, burnundan vurmuşuz. Çok kötüdür o şimdi. Gerçekten çok kötü olmuş. 1100 lira. Arkadaşlar biraz hızlı gidiyor olabilirim. Fakat oyunun gerçekten hani şeyi bu. Hani hızlı gidiyorsunuz. Bekletmiyor sizi. Yani direkt olarak görevleri veriyor. Fakat geçemediğinizde enerji var. Enerji işte doluyor, azalıyor falan. Onun için de premium falan alıyorsunuz herhalde beklememek için, can için. Onu da halledebilirsiniz. Göreve başlayalım. Evet. Flash haber diyor. Çantayı alanı öldür diyor arkadaşlar. Burada göreve başlayalım direkt olarak. Şimdi burada bir adam vardı. Bir dakika, nerede o?
Şuradan mı geliyordu? Bir dakika. Şuradan mı geliyordu? Nereden geliyordu? Bakacağım şimdi ben ona. Şurada biri var. Heh, şurada kırmızı çantalı biri geliyor. Buradan bir adama verecek. Şu gelene verecek muhtemelen. Bakın ortada birleşiyorlar şu anda. Evet, iyi izleyin. Verdiği anda vuracağız bunu. Ve şu anda bu adam aldı. Direkt vuruyorum abi. Evet, gördüğünüz gibi şimdi mermi gidiyor. Bakın çantayı almış, duvardan görünmüyordu ama. Üf, direkt vurdum. Harika, çok süper vurmuşum. Evet, seviye 4 olduk. İnanılmaz güzel seviye oldu. Şimdi görevi tamamlayalım. Evet, buradan tekrardan görevlere girelim. Göreve başla diyelim. Fakat burada ne diyor? Şarjör boyutunu değiştirmemiz gerekiyormuş. İkili şarjöre geçti muhtemelen. Evet, güzel oldu. Vuramadığımızda daha şey olur. Başlayalım hemen. Arkadaşı kurtarma. Çeteyi yok et diyor. Burada gördüğünüz polise ateş edenler var. Bunları direkt olarak böyle şart. Birini vurdum. Ana, polisi vurmuşum. Evet, direkt olarak başladım. Burada şunu vuracağım. Ense kökünden vurdum hemen. Burada animasyon göstermiyor. Sonunda gösteriyor. Şu anda mermi dolduruyor. Bakın ikili vurduk. 4 tane nişancı var. Polisler 2'ye tek... Yok, 2'ye 4 kişi falan kalmış herhalde. Ve son kişiyi de vurdum gitti acı. Gördüğünüz gibi efekti. Birincide yapamadım ben bunu. Neden bilmiyorum ama... Üf, çok manyak vurmuşum be. Ölüm sahnesi çok iyi. 1300 lira verdi. Evet, buradan tekrardan görevlerimize giriyoruz. Günlük görevler diyor. İçerik indiriliyor. Peki internetim yok. Yani interneti açmadım. Şimdi silahı yükseltelim bir daha. 6x dürbün takmamızı istiyor bizden. Onaylayalım. Taktık. Şu anda 6x dürbün taktık. Göreve başlayalım. Köşeye sıkıştı diyor. Suikastçıyı öldür diyor. Gördüğünüz gibi burada millet koşuyor. Burada millet koşuyor fakat suikastçı evet burada. Bakın şimdi burada önemli olan şöyle düz bir noktaya almak ve direkt olarak vurmak. Gördüğünüz gibi kafadan vurma önemli değil. Hasar yüksek olduktan sonra sıkıntı olmuyor. Çok iyi vurdum ya kalbinden. Evet, buradan devam ediyoruz tekrardan. Son geri sayım diyor. Tabii önce silahımızı yükselteceğiz. Fakat paramız yetiyormuş, tamam. Outfit kabzasını geliştirdik. Özel harekat diyor. Burada yeni bir sekme açıldı, girelim. Son geri sayım diyor. Akıllı telefonu olan adamı öldür diyor. Evet, tamam. Direkt zoomladım burada. Burada bakıyorum, akıllı telefon. Burada adamlar var. Buralarda. Şurada bir adam geliyor. Şuradaki adam yavaşladı biraz. Şu yavaşlardan biraz bakalım. Evet, burada bakın. Gördüğünüz gibi akıllı telefonu çıkardı. Oynuyor ve amcayı indirdik. Evet, kendisine bir mermi attım hemen. Üf. Durmadan bu şeyli adamı, şapkalı adamı indiriyoruz. 1200 lira verdi. Devam. Evet, görevlerimize devam ediyoruz. Özel harekat diyor. İşte burada özel harekatlar görevleri bulunur diyor. Hepsini tamamlaman gerekiyor falan diyor. Ha, tamamlayalım, tamam. 1 ile 5 görev var diyor. Fakat çılgın taksi, soyu tehlikeli olan, düşmanın saflarının ardında vesaire vesaire. Karlı şehir turu. Çılgın taksiyi oynayalım. Çılgın taksi. Taksi şoförünü vur diyor. Peki vuralım bakalım. Muhtemelen önümüzden gelecek derken geldi zaten. Peki bunlarınki sağda mı solda diyecektim. Şöyle vuruyorum aga. Evet, gördüğünüz gibi keskin nişancı olarak vurdum. Üf, tam şeyinden vurdum. Üf, takla açtı. 6260 lira para verdi. Seviye 5 olduk. Ödülümüzü alalım, ilerleyelim. Arkadaşlar, burada videoyu bitiriyorum. Siz de oyunu sevdiyseniz indirebilirsiniz. Açıklama kısmına belki koyarım, bari koymam. Fakat oyun zevkli ve eğlenceli. Daha önce de oynadığım için biliyorum. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. On my back, thinking about these artists, trying to understand why the hell they bigger than Marvin, wow. When Marvin got the flow, uh-huh. And Marvin got the rhythm, why they ain't got Marvin just don't get it.